Adım İlker Kült, 1973 doğumluyum. Özel bir şirkette satış pazarlama sorumlusu olarak çalışıyorum. Aynı zamanda fotoğrafçıyım. Esas iki teker benim sevdam. Bisiklet kullanıyordum çok uzun yıllar. Ondan sonra bir akşam böyle Bostancı'da ışıklarda arkadaşlarla gece dönüş yaparken yanımda bir tane motosiklet durdu. Orada aşık oldum motosiklete. Yanımdaki arkadaşlara sordum, bu ne dedim. İşte CRF250 dediler, sana hep söylüyoruz bu senin motorun olmalı falan diye. Ondan sonra ben hemen akşam koşa koşa bilgisayarda motosikleti araştırdım. Ondan sonra YouTube'da bir kadına rastladım. Bir İngiliz kadın o motosiklette dünyayı dolaşıyor. Onu sonra buldum Facebook'ta, ekledim, birkaç soru sordum. Hemen o da online'mış, cevap verdi. Biz orada bir yarım saat konuştuk kendisiyle. Sonra sabah gidip kaporasını verip motosikleti satın aldım. Annem direkt seni evlatlıktan reddederim dedi. Uzun bir süre benimle hiç telefonla görüşmedi, hiç sormadı. Fakat orada ablam çok enteresan bir şey yaptı. Sanırım bir ay sonra falan onları ziyarete gittiğimde motosikletime bindi benim. Çok şaşırdım ya, ablam çok normalde korkar. Büyük bir ihtimalle annemi biraz rahatlatmak için. Çünkü şu anda bilmiyor artık. Pendik'ten aldım. Normalde 10 kilometre evime. 2,5 saatte falan gittim orada. Çok zorlandım. İkinci vitese çok uzun bir süre geçemedim. Hatta sahile çıktığım zaman bisikletçi arkadaşlar yanından geçerken zil çaldılar. Hani yol vereyim diye. Kafamı falan çevirdim tanımasınlar beni diye. Çünkü kimsenin haberi yoktu. Honda CRF250 ile ondan sonra V-Strom, Suzuki V-Strom. Şimdi daha dün Tenere 660 aldım. Yamaha'nın desteğiyle. Hafifliği ve kullanış rahatlığı yüzünden CRF bana çok rahat geliyordu. Hala da böyle hani iki kişi yolculuk yapmasam veya o kadar yüküm olmasa o hafiflikte motor bana çok daha avantajlı geliyor. Bir kere her şeyden önce ulaşım. Gezi amaçlı kullanıyorum. Motosikletle birleştirdiğim bir projem var. Daha çok yolculuklarımı da o yönde geliştirmeye başladım şu anda. Projem yaklaşık 5 yıldır köy okullarına yardım topluyordum ben. Yardım götürüyordum. Fakat bir yerde kesildim. Orada da aklıma şöyle bir şey geldi. Fotoğrafçı İlker, bu yardım yapan İlker'e sponsor olsun. Bu da nasıl olacak? İşte motosikletlileri fotoğrafını çekeyim. Onlara bir miktar fotoğraf vereyim, belli bir ücret karşılığında o ücreti de çocuklara yardım olarak düzenleyeyim dedim. Bunun adına da 1000 motorcu 1000 çocuk dedim. Şu anda o proje bayağı bir güzel bir şekilde gidiyor. Hatta önümüzdeki hafta sonunda bir 15 gün sadece bu proje kapsamında fotoğraf çekmek için tura çıkacağım. Evet, daha önce hani bu proje başlamadan önce okullara yardım adında çok zor destek buluyordum. Fakat şu anda bayağı firma yardımcı oluyor bana, destek oluyor. Bunların başında Yamaha var, Saba var, Glovescat var. Ondan sonra Garaj 216 var, Moto Super Store var. Bayağı yardımcı oldular bana. Yurt dışına bir kere çıkmadım. Çünkü hala yurt içinde gitmediğim ve gitmek çok istediğim yerler var. Bunların başında Hakkari ve Şırnak geliyor. Zaten Eylül ayında Şırnak'ta bir köy okuluna gideceğim. Daha önce off-road araçlarıyla gezdiğim çok yer var. Yaban hayat fotoğrafçılığından dolayı işte Ovacık, Külümür, oraları çok gitmek istiyorum gene motosikletle. Karanlık Kanyon'a çok gitmek istiyorum. Buraları bitirmeden herhalde ben hala yurt dışına çıkmayacağım gibi geliyor. Karadeniz. Karadeniz yaylaları gerçekten çok etkiledi beni. Bir kere esasında hem kötü yönde etkiledi hem iyi yönde etkiledi. Çünkü geçen sene ilk defa gitme fırsatı buldum motosikletle. Bir kere gerçekten her yeri betona çevirmişler, her yeri yol yapmışlar. İnsanlar çok kötü bir şekilde doğayı etkilemişler. Fakat bakir kalan yerleri de var. O bakir kalan yerler hala çok güzel. Mesela yukarı kavruna çıktım. Orası çok etkiledi. Orada tekrar motoru da bırakıp daha da yukarıya çıktım. 2000 metre teknik yaptım. İnsan eli değmeyen yerler çok etkiliyor beni. Bu kadar acemi motosiklete başlayınca unutamadım, çok anım oluyor. Yalnız turlarımda şöyle bir şey yapıyordum ben. Yola çıktığım gün karar veriyordum nereye gideceğimi. Dolayısıyla
hani serseri mermi gibi nereye gideceğimi bilmeden çok uzun yollar yaptım. Bir keresinde Seferihisar'dan çıktığımda bir benzinciye girdim. Orada birisi yaklaştı bana. Hani motosikletle ilgili sohbet edecek, şey yapacak. Bana hayırdır yolculuk ne tarafa diye sordu. Ben de bilmem öyle gidiyorum dedim. Peki dedim bu yol nereye gidiyor diye ben ona sordum bu sefer. Bilmem öyle gidiyor dedi. Gitti, ben orada cevap bile veremedim adama. KTM 690 herhalde denemek isteyeceğim bir motor. Çok hafif ve güçlü olması ve arazi koşullarına uygun olması. 11.com budur.